Hepinize merhaba arkadaşlar bugün o videosuyla karşınızdayız ama bugün niye böyle bir maç anlatmayacağız diye gelirsek e, Hatay Spor'da yenildik Dün yine taktik ayarlayamadık Yine taktik ayarlayamadık yine taktik ayarlayamadık Ligdeki ikinci şanssızlığımız oldu ve Galatasaray takımına 2-0 e, değil 4-0 sporlarla yenildik e, en sonunda Sivas ayarlamamıştık ve sonrasında da Galatasaray'a ayarlayamadık taktiklerimizi Ciddi takımlara karşı takımlarımızı pardon takımımı hazırlayamadım. Bak hala da antrenmanları daha yeni bitiriyordum. Daha yeni girdim o semeye. E, videoya girdim. Yani taktik yapmadığım için o videoyu çekmedim. Yani normal maç videosu çekmedim. Galatasaray bizi normalde 4-0 yendi. Ve ardından inşallah yeni Malatya Spor maçında taktiğimi yaparım. Bize maçında da Başakşehir Adana Demirspor Antalya Spor maçlarında taktiğimi inşallah yaparım. Çünkü unutmam. Yani unutursam kötü olur. Şimdi ben bir oyuncu transfer edeceğim ve sonra da e, kadrolara bakacağız. Kadrolar nasıl iyi mi? Gelişmiş kadrolar mı var? İyi orta sahalar mı var? Bakacağız. Bizim şu an eksikliğim yani hangi oyuncuyu almamız gerekiyor bakacağız. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orta sağ kısmı iyi diyebiliriz bizim 4 5 6 7 evet. Şu an idare eder ama bir orta saha daha gerekir. Şimdi sol bek stoper 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 evet bir net stoper lazım. Sağ bek bir yedek sağ bek olsa iyi olacak. Sol beyimiz var. E, iki i̇ki kalecimiz var. Bu da bu zamana kadar iyi 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 şekilde geliştirmeye çalıştık. Bu de zaten iki maçta da oynadığı için bizim taktik ayarlamadığımız maçlarda oynadığı için performansının düşmesi ben normal olarak görüyorum. E, ee, kaleye böyle bir hamle düşünebiliriz aslında. Yani kısa sürelerinde kısa, kısa vadeli de olsa e, böyle bir alternatifi göz önünde bulundurabiliriz. E, Zuma var bizim eski oyuncularımızdan Zuma. Yani iyi aa işi işe 33 yaşını küçültmüşler bu arada Lovran'ın da. Yani 32 33 olarak biliyordum ama burada 32. Ve Zuma, e, Zuma da 26 yaşında 4 lig maçına çıkmış. Ama Ermaso sanki o daha mı iyi ama ona da para yetmiyor. E, burada Inigo muafiniz var. Zuma'yı almayacağım. E, 85'lik da çok yüksekler de değil. Bu yüzden takımıma ben e, stoper bölgesine iyi bir takviye yapacağım. 89'luk bir o e, oyuncuyu aldık daha da al sat yapabileceğimiz oyuncular olacaktır tabii ki de. Ee, şu an kim satabiliriz? Elimizde kim var? Satılacak oyuncu kim? Şimdi orta sahaya bakıyorum ben Rakitçi. ilk e, hatta İlkay Gündoğan'ı ben takımdan göndermek istiyorum 35 milyona. E, ne zaman gideceğini bilmiyorum ama bir gün gidecek. Buradan Balot Valaturoya'yı gönder göndermek istemiyorum. Rafael vardan da keza öyle. Karva halde öyle. Ee, mecbur 60'lı alacağız. 60'lıkla satlar yapacağız. 60 oyuncuyla. Yani elimizde çok fazla bir seçenek yok. Bunu alıp satacağız. 307 milyonluk kadro değerimize ulaştık. Bunu da sattık ve listede şu an 4 tane oyuncumuz var. Şimdi burada hani kimler nasıl iyi kadro katmış, iyi kadro kazanmayan kasan menajerlere bakacağız. Tabii ki ilk tablosunda kısaca e, sizlere gösterirsek Galatasaray 24 puanla 1. sırada, İstanbul Başakşehir 17 puanla ikinci sırada, Fenerbahçe 17 puanla 3. sırada, Karagümrük 17 puanla 4. sırada, Sivas Spor 16 puanla 5. sırada, Alanya Spor 16 puanla 6. sırada, Yeni Malatya Spor 16 puanla 7. sırada, Kasımpaşa 15 puanla 8. sırada, Antalya Spor 14 puanla 9. sırada, Giresunspor 11 puanla 10. sırada, Konya Spor 11 puanla 11. sırada, Hatay Spor 10 puanla 12. sırada ve Beşiktaş 9 puanla 13. sırada, Trabzonspor 8 puanla 14. sırada. Altay 5 puanla 15. sırada yer alıyor. Kayseri Spor 5 puanla 16. sırada. Gaziantep ve Göztepe takımları boş. İsteyenler, arzu edenler bu takımlara gelebilir. Davet isteklerini kabul ettim ama biraz geç kabul ettim. E, bu yüzden belki arkadaşlar görmemiş olabilir. E, Gaziantep Gaziantep'te Göztepe'nin ben boş olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi Çaygıdüz Spor ve Adana Demirspor'da ligde son sıralarda olan takımlar olarak görüyoruz. Adana Demirspor'un da e, artık gol attığını, gollerle gollerle buluştuğunu görebiliyoruz. Adana Demirspor. Onlar da e, baya düşük bir sıralamadılar. bayağı kötü bir ilerleyiş grafik çiziyorlar. Son sonuçlara baktığımızda Trabzon e, Alanya'nın Altay'ı yendiğini görüyoruz bu hafta. Benzema, Efecan, Karaca ve Davidson'un golleriyle biten bir karşılaşma. 4 3 ve 5-3-2 kapışmasında kazanan e, burada Alanya Spor oluyor. Bu ciddi maça baktığımızda ve yine Spor bir sürpriz yapıyor. Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık bir galibiyet alıyor. E, Müjde ve Kamavinga Kama gibi iki, oyun, iki önemli oyuncu burada iyi iş yapıyor ve maçı alıyor yani. Resmen maçı alıp söküyor yani rakiplerden. Ve kadroları artık biraz daha kadrolara e, girersek. Şu an 313 milyonluk kadro ile Fenerbahçe kadro değer sıralamasında. Lider durumda ve oy, aldığı oyunculara bakacağız. Hani aldığı oyuncular ciddi oyuncular mı, iyi oyuncular mı veya bu takımda e, gereksiz oyuncu var mı diye bakacağız. Kadrosuna bir baktığımızda kalede Donnarumma'yı görüyoruz. Donnarumma iyi bir kaleci. E, geliştirmeye de devam ediyor ve onun yerine Alisson'u almış. E, Alisson da yedek kaleci olarak işini yapıyor. Ve Eders Elson onun da al sat için almış sanırım. Onu da satıyor. Şu kaleci yani bir an önce göndermesi lazımdı. Bartu kul bir kul, kul bilgiyi hemen takımdan göndermesi lazım. sabit bölgesindeki genç Japon oyuncuyu satıyor. Bu an bir sakayı da satar yakında. Ama kadroya baktığımızda Delight ve Robertson e, dikkat çekiyor ve Çağlar Söyüncü de keza öyle. 3 e, tane genç oyuncusu var. Robertson'a genç diyemeyiz ama orta yaşlı. Delight ve Çağlar Söğüncü'yü iyi bir şekilde geliştirirse ve Donnarumma'yı da iyi bir şekilde geliştirirse e, ligdeki dengeleri biraz bozabilir ama şu anki e, Fenerbahçe'nin durumu vahim. İyi bir performans istatistiğinde tam manasıyla gidemiyor. E, şuraya baktığımızda Pedri. Pedri 95'e kadar çekmiş. E, de Bruyne var. Kevin De Bruyne ve Engler Kante Koke Mesut Özil duruyor. Ve İrfan Can KVC İrfan Can'ı takımdan gönderilmesi sanki daha mantıklı olur gibi geliyor benim. Ve Antoni Griezmann o da daha hiç maça çıkmamış. Daha yeni almış sanırım. Ve Ansu Fatih. O da 7 maçta 3 gol 2 asiste güzel bir performans sergilemiş. Ve 8.0'lık bir e, istatistiği var. Ve Muhammed Salah'ın 6 maç 5 gol 2 asistiydi. 0.8 oynamış. Roberto Firmino, Belotti e, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu belki takımda durabilir. Ama ben Belotti'yi satarsa iyi olacağını düşünüyorum. E, güzel kadro kurduğunu söyleyebiliriz. Ve biz kadro değeri sulamasında ikinci sıradayız. 307 milyonluk kadro değeri kurduk. Kaç günde kurduk bu kadroyu peki? E, hemen bakıyoruz kaç günde kurduğumuza. Yani yaklaşık 12 günde 50 milyonluk hatta esportta hatta 50 milyon bile değil 48 47 45 milyonlardan e, ne 45 milyonu 43 galiba 43 milyondu ben bu takıma geldim ama ilk serisine bakmamız lazım e, o zaman oyuncu almıştım ama o zaman ilk seriyi çekerken oyuncu almıştım ama yani bu kadroyu buralara çıkarmak ayrı bir başarıdır benim için e, kadro değerinde de Hani takımı hep batıracak, batıracak diyenler oldu. Diskop hani batırırsın diye diyenler oldu. Ama batırmadık Allah'a çok şükürler olsun. İyi bir kadro kurduğumu düşünüyorum yine de. Şu an taktikleri ayarlasam e, iki kritik maç Belki de ligin kaderini değiştirecek puanlar alacaktım veya 16 puan olacaktım belli değil. Fenerbahçe maçında da çok ilgilenemedim. Fenerbahçe maçında e, taktiği de hızlı ve aceleci bir şekilde ayarladım. Belki düşünme fırsatım olsa e, farklı bir taktik ayarlayabilir miydim? Onu da bilemem. Ayarlayabilirdim de. Ve burada Riyad Mahrez aldık takımımızı. Daha bak oynatmadık. Yani Galatasaray'a karşı oynatacağımız oyuncuyu oynatmadık. Bak Galatasaray'a karşı şimdi yani yenildik ya. Şimdi bahane, et, bahane ettiğimi sanmasın hiç kimse. E, burada yine kadrolu çıktığımızı göreceksiniz. Bir 4-4-2 be, benim Taktik denerken bu oldu. Mesela kimler e, ta, bu taktik deniyordu. Ve o taktikte kaldı. Burada da skor 4-0 oldu. Ama şimdi ilk 11'i oynatacağım. Ben oyuncuları size söyleyeyim. Golori'si oynatır oynatırdım. Alfonso Davis'i oynatırdım. Varane oynatırdım. Fatih Kurucuk 11 oyuncusu değil. Karvahal'in 11 oyuncusu. İlkay Gündoğan'ı oynatacaktım. Fomin'i oynatmayacaktım. Renato Sanchez'i oynatmayacaktım. Dudu'yu oynatmayacaktım bak 1 1 e, saydım 2 3 Bir de Fomin 4 Doğru mu sayıyorum 1 2 3 4 4 tane oyuncuyu oynatmayacaktım Daha fazla var mı Oya zıbalı. Hatta Oya zıbalı Oya zabalı bile oynatmayacaktım ben 5 Oya zabalı oynatmayacaktım Belki teknik forvet çıkarsam e, Oya zabalı bile oynatmayacaktım 5 yani 5 yatan yani resmen takımın yarısını e, belki de İlkay'ı oyna, belki de İlkay'ı bile oynatmayacaktım Bakayım. Yani neredeyse takımın yarısını oynatmayacaktım ki hani İlkay'ı oynatırmışım. Baktığımda İlkay oynanmış bu takımda. E, ama nasip kısmet diyemiş. Yani taktiği ayarlayamadım. Yani kaldığımıza baktığımızda yani sağ kanat bölgemiz Riyad Mahrez'e emanet. Ardından yedek oyuncumuz lazım Mado'ya onu biraz daha geliştirmemiz lazım. Eğer geliştirirsek iyi yerlere gelebiliriz. Ve Kingsley Coman 86'lık o da o, iyi oynuyor diyelim. İyi, i̇yi oynasın, iyi oynasın. Başka diyecek bir şeyimiz yok. İyi oynasın yani. Ve Mikael 24 yaşında o da iyi kanatlardan birisi. Ee, hücum özellikleri Mahrez ve Oyazıbul'un çok güçlü bu yönden onları e, iyi kullanabileceğimiz düşünüyorum ki Maduha de böyle 38'lik bir e, orada bir şey var. Katkısı yani ortası 57. Orazabal'ın da 67. Koma'nın 56 ama yine de Orazabal iyi işler yapıyor. Ve Declan Rice o da hala kendi halinde geziniyor buralarda. Ve rankı 99'a kadar çıkmış durumda. Declan Rice'ın 4 numara formasıyla e, formayı terletiyor. E, burada baktığımız Alfonso Davis bu an tek tecrübeli bir stoper aldık. Onun yerine Natro e, Martinez var. Rafael Varan belki de OSM'deki en iyi stoperlerden birisi. Ne zaman alsam çok iyi işler yapıyor ki Lille kariyerinde de e, ligin en güçlü oyuncusu olmuştu ve Bastoni 22 yaşında gelişime fırsatı olmamıştı Lille'de. E, bu sefer burada geliştirme fırsatımız da olacak ve burada ben etkili bir şekilde oynayacağımızı, onunla daha iyi etkileşim halinde olacağımızı düşünüyorum. Bugün kadroları ilk 5 içinde olan kişileri inceleyeceğiz. Niye ilk 5? aradan 12 12 gün geçmiş ve bu kişiler gerçekten kadrolarını incelettirmeyi hak eden kişiler. ve bu yüzden bu kişilerin kadrolarına bakacağız. Kimleri almışlar, kimleri almamışlar diye. Ee, bakıyoruz Ryan Stornik o da çok bir golcü ve oyuncu ama şu an e, Galatasaray'da çok ciddi bir şekilde iyi bir performans göstermemiş. 0 gol 0 asistle oynuyor. Ama, uyyan uyan oyunculardan birisi de Ryan Stornik ve Angel Di Maria da uyuyor aslında ama Lille kariyerinde rank dolayısıyla oynatamadım onu. Ve Ferran Torres her zaman her yerde yine gollerine devam ediyor. 6 maç 3 gol 3 asistle iyi bir performans sergilediğini düşünebiliriz. Ve Kylian Mbappe formu da düşük. Son iki maç kiminle oynuyor? Barella Swaff. E, Barella da iyi bir performans gösteriyor. Ruiz de formsuz. E, Coin de Luke Shaw. E, James, 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 Mustera yani 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oyuncusunun formu düşük. Kurdu kaldı güzel. Calvin Phillips var burada. 7 maç 3 gol 1 asist ve belki de şu an en iyi oynayan en ön libero diyebiliriz ligde. E, aldı, yine aldı. Kamavinga'yı da aldı. Vatpros'u var. Cici aldı var. Burada genç onu da geliştirmeye devam ediyor. Ve iki asisti var. E, Jimenez hatırlarsınız değil kariyerinde vardı. Her oynadığı maç 9'da 9, 9 oynuyordu. İyi bir rotasyon e, oyuncusuydu. E, burada en güçlere baktığımızda Kaybin Phillips'i görebiliyoruz. Sonra Ansu Fati geliyor. Bizim oyuncularımızdan. Sadece Declan Rice var orada. Ee, galiba oyunda bir hata oldu. Orada 7.1 gösteriyor. Burada 7.5 gösteriyor. Ve Raper var yine yerini almış durumda. Yani kötü performans sergilemesine rağmen takım o oyuncular iyi performans sergilemiş. Bu oyuncularla artık daha üst sıralamalara çıkmayı hedefleyeceğiz diyelim. Ve son iki takıma geçelim. Fatih Karagümrük takımına geçelim. Fatih Karagümrük takımına baktığımızda iyi bir forvet hattı oluşturduğunu düşünüyorum. Ee, Jack Grealish almış. Jack Grealish hem yani orta yaşta hem de gence yakın bir oyuncu. Hudson Obi sol kanat bölgesinde iyi performans gösteriyor ve şu an 20 yaşında zaten. Ee, normalde Santo ama sol kanat yapmışım Hudson Ve Jeremy Dokuy 19 yaşındaki Belçikalı oyuncu. 7 maç 3 gol bir asistle oynuyor. Doku Jerem'in Doku kanat bölgesinde görev yapıyor. Ve Joao Felix o da Santofor bölgesinde 7 maç 2 gol. Ama kötü bir performans sergilemiş Felix. Burada daha ne yapacağını bilemiyoruz Felix'in. Daha ligin başı performansını düzeltecek mi? Veya e, Fatih Karagümrük bu süreden sonra bu zarttan sonra ne yapacak? Ligde nasıl ilerleyecek bunları hep beraber göreceğiz. Ve Milikovic'i takımdan almış Sergio Milikovic Savic ve Tony yaşlı kurt almış ve Mason Mount, Mason Mount, Bernardo e, Silva, Puig, Puig de yani 70'lerde der ki 70'lerde olan bir oyuncu, 76 ranklı oyuncu. Barcelona'nın oyuncusu ve Puig 87 yapmış kesi, kesiyi de şu an satılığa koymuş ve dar bir savunma sistemi de kurduğunu söyleyebiliriz e, ee, dar bir savunma sistemi de var. Ve sonraki takıma geçiyoruz. İstanbul Başakşehir takımına geçiyoruz. Forvet'te Luka Kumane, Sancho gibi Rebic gibi önemli isimler var. Ve Ante Rebic'e baktığımızda 4 maç 2 gol atmış. Rikas var. Santofor bölgesinde iyi görev yapıyor. 3 maç 3 gol ve onun yerine de bir Romelu Lukaku var. Romelu Lukaku da 4 maç 3 gol 2 asist oynuyor. Sadyo Mane'de 2 gol 1 asistle oynuyor. Yani forvet bölgelerini at, e, gol atmayan kişi yok derken sadece Jadon Sancho'nun golü yok. Sadece Jadon Sancho'nun asistleri var. E, onun da golleri olsa zaten tam olacaktı. Ve formu düşmüş. Babakar Kamara'nın bir golü. Modric, Pereira, Hererareksic, Sissoko orta saha düzenliğine baktığımızda e, çok da dengeli bir orta sahası yok aslında biraz daha iyi oyuncular alırsa Herrera'yı da takımdan göndersin. Sisoku'yu da göndersin. Ee, daha iyi işler yapabilir. Ve Marcus Hakimi. Stoper bölgesinde Marcus düşünülebilir. Hakimi Sabek'te sakatlanmış. Ee, kötü performans sergiliyor Hakimi. Burada da kötü performans sergiliyor. Ve Gary Pique. O da bir yaşlı kurt. Ve Nuno Mendes sol bölgesinde görev yapıyor. Ve Thiago Silva. Onu da gönderme zamanı geldi ama ona ana 6 maç oynamış. 7.2'lik performans ve kalede Bono daha hiç oynamamış popere var. Vatkovic derken kadroyu aya burada da açıklamış olduk. Evet bugünkü OSM videomuz bu kadardı. E, buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kapanmadı. Şuradan kapatalım. Ve videomuzu bitirelim.